Hünkârım, Yeniçeri ağası Bektaş Ağa ve yandaşları size haber göndermişler. Valide Kısım Sultan'ın saraya yeniden dönmesini istiyorlarmış. Aksi takdirde Ulufe günü kazan kalkar demişler. Ne? Bre benim emrime karşı mı gelirler? Bana kafa mı tutarlar? Hünkârım, anlaşılan Kösem Sultan Yeniçeri'yi arkasına aldı. Sizi tahttan indirmek için girişimde bulunacak. Yapmaz. Beni tahttan indirirse geride tahta geçireceği başka oğlu kalmayacak. Bir hiç olacak. Bunu göze alamaz. Şehzade Mehmet Hazretlerini çıkarır. Malum şehzademizin yaşı da küçüktür. Bu ne olmayacak iştir böyle? Validem saraya gelirse ben de rahat kalır mı hiç? Ama Yeniçeri kullarım sefaat etmiştir. Validemi affettim. Gelsin. Valideme haber edin. Yeniçeri'ye de. Valide Sultanım, planınız işe yaradı. Az evvel ağalar haber getirdiler. Hünkârımız sizi affetmiş, saraya dönmenizi buyurmuşlar. Âlâ, o vakit ağalara haber et. Hazırlanır, yarın döneriz. Valide Sultanım, saraya döneceksiniz. O vakit hünkârımızı hal etmeyecek misiniz? Eğer saraya giriş yapmazsam İbrahim'i halledemem. Benim isyan sırasında sarayı Hümayun'da bulunmam lazım. Validem, dışarıya çıkalım, ok atmak istiyorum, avcılık oynamak istiyorum. Olmaz Mehmet'im, hava uygun değildir.
Yarın ikindi vakti hava güzel olur ise birlikte çıkarız Asbahçe'ye. Haydi sen git oyuncaklarınla oyna. Peki o zaman büyükvalidem Kösem Sultan'ı ziyaret etsek olmaz mı? Olmaz Mehmet'im. Kösem Sultan'ın yanına gidemeyiz. Olmaz. Sultanım, az evvel haremde hatunlar konuşurken işittim. Hünkârımız Kösem Sultan'ın sarayı Humayun'a geri dönmesini emretmişler. Florya bahçesindeki sürgünü bitti. Kösem Sultan saraya dönüyorsa eğer vardır bir hesabı elbet. Süleyman Ağa, dikkatli olacağız. Şehzademi, Mehmet'imi korumamız lazım. O savunmasız bir çocuk. Taht uğruna oğlumu harcamalarına izin vermem. Sen Köprülü Paşa'ya haber et, gizli yere gelsin. Oğlum, Şehzade Orhan'ım uyuyor muyum Ahşa? Uyuyor hünkârım. Son zamanlarda oğlumuz ile hiç alakadar olmuyorsunuz. Hümaşahım, ben şu sıralar pek afiyette değilim. Ben korkuyorum. Ölmekten çok korkuyorum. Neler oluyor İbrahim? Fena bir vaziyet mi var yoksa? Yeniçeriler haber yollamışlar. Kösem Sultan'ın saraya dönmesini istiyoruz. Yoksa Ulufe günü kazan kaldırırız demişler. Ben de validemi affettim. Saraya geri dönsün dedim. Mecbur kaldım, of of. Kösem Sultan'ın istediği de bu. Seni korkutmak ve sindirmek. Müsaade etme, izin verme. Madem seni tehdit ediyorlar, sen de onlardan kurtul. Hepsini öldür İbrahim. Yeniçerileri katlet. Nasıl olacak? Gücüm yetmez. Yeter İbrahim, yeter. Hazarpera Ahmet Paşa oğlunu evlendiriyor yarın. Düğün yapılacak. Bu düğüne yeniçeriler de katılsın. Yemeklerini ayrı bir odada yesinler. Bu sırada silahlanmış ağalar içeri girer, hepsini kılıçtan geçirirler. Hay aklına bin yaşa benim telli asekim. Civan'ın başı yeniçerilerdir. Validem onlardan güç alır. Onları yok edersek tek başına kalır. Cinci Hoca ile konuşun İbrahim. Az zaman kaldı. Plan yapmak gerek. Köprülü Paşa, yüzünün bu hali ne? Bir şey mi oldu? Sultanım, bunu size nasıl derim bilmiyorum. Yusuf Paşa hünkârımız tarafından infaz edildi. Ne? Ne? Ne dersin sen? Ne dersin Yusuf? Yusuf öldü mü? Hünkârımız Zafire ve Osman'ı geri getiremediği için katlettiler. Bir hiç uğruna öldü sultanım. Allah kahretsin. Yusuf mu? Kardeşimi katletti. Kardeşim mi dediniz? Nasıl olur? Nadinli Yusuf sizin kardeşiniz mi? Evet. O benim öz kardeşimdi. Büyük bir tesadüf sonucu karşılaştık. Ve kardeşimi tam buldum derken şimdi kaybettim. İbrahim bu yaptığını bedelini ödeyecek. O akli dengesi bozup padişahı tahtından indireceğiz. Buna and içiyorum. Validem Yenceli arkasını almış. Bana meydan okumaktadır. Ona sadık bütün Yencelileri tez katletmemiz şarttır. Yarınki düğünde Yencelilerde bulunacak. Hepsini büyük bir kubbenin altında toplayıp ziyafet vereceğiz.
Bu sırada içeriye silahlandırdığımız adamlarımız girecek ve hepsini kılıçtan geçirecekler. Böylece validem savunmasız kalacak ve onu Rodos'a süreceğim. Ondan sonsuza kadar kurtulacağım. Hemen gidip Hazarpare Ahmet Paşa'ya talimat veriyorum hünkârım. Yarın tüm hainlerden kurtuluyoruz inşallah. Süleyman, derhal Köprü Paşa'ya git ve haber ver. Sultan İbrahim yarın Hazarpare Ahmet Paşa'nın oğlunun düğüne davet edilen Yeniçerilere bir kubbe altında ziyafet verip toplayacaktır. Akabinde kılıçtan geçirecek. Köprülü Paşa Siyavuşağı'ya haber etsin. İbrahim'in planını öğrenen Yeniçeriler daha da öfkelensinler ve saraya yürüsünler. Kontral Kösem Sultan'ın elinden gidecek. Yeniçerileri zapt edemeyecek. Çok yakında yeniden size ait olanları alacaksınız sultanım. Valide Sultan Dairesi'ni alacaksınız. Devlet idaresi yeniden sizde olacak. Bu karanlık günler geçecek. Tüm bunları geri almak için oğlumu feda ediyorum. İbrahim'in canı yanmadan tahtı saltanatı değiştirmeliyim. Kendimi pusulaya mıknatıs düşmüş gibi hissediyorum. Her şey karmakarışık. Normal bir akıl bunların üstesinden gelemez. Hamdolsun Rabbim size o aklı vermiş. Zira sizin aklınız mantığınız sayesinde bu devlet ayaktadır. Biz kullarınız sizin sayenizde yaşıyoruz. Siz çok yaşayın validem. Rabbim size uzun uzun ömürler versin. Sen destursuz, ne cüret ile daireme girersin. Çık dışarı Turan. Validem, lütfen beni geri çevirmeyin. Sizinle konuşmam gereken çok mühim bir mesele var. Meleki, Sandal, siz çıkın. İhanetini öğrendiğimden beri karşıma çıkamadın. Zira o cesareti yüzü kendinle göremedin. Bugün ne yüz ile çıktın karşıma? Merak ediyorum. Validem evet. Size ihanet ettim lakin cahildim. Gençtim. Ben size büyük bir yanlış yaptım. Bağışlayın beni. Affedin. Ben seni hususi yetiştirdim. Sana iyiyi güzeli öğrettim, gösterdim. Ne yapalım? Herkesin tabiatı farklı. Bir insanın ruhu kötüyse, kirliyse ne kadar terbiye edersen et. Bir gün ortaya çıkıyor işte. Aç kaldığında sahibini ısıran köpekler gibi özüne dönüyor. Ne diye geldin buraya? Benden af dilemeye geldiğini sanmıyorum. Sadede gel. Yakın zamanda Yeniçeri ile Sultan İbrahim'i tahttan indireceğini işittim. Evet doğru işitmişsin. Lakin bu seni ne alakadar eder?
Yerine oğlum Mehmet'i geçireceksiniz. Ve ben Veliaht Şehzade'nin annesi olarak sizinle birlik olup ittifak kurmak isterim. Sen kimsin de ben seninle ittifak kuracağım? Defol! Mehmet'imi tahta geçireyim. İlk senin o habis canını alacağım. Hayır. Bunu yapamazsınız, müsaade etmem. O vakit Mehmet'i tahta çıkaramazsınız. Emin olun bunun için elinden geleni yaparım. Bütün gücümü kullanırım. Defol dışarıya, defol! Yılan hatun, defol! Yeniçeri ağası Bektaş ağam, beni Köprülü paşamız gönderdiler. Bugün için Hezarpare Ahmet Paşa'nın sarayına davetlisiniz, değil mi? Evet, oğlunun düğünü için ziyafete çağırdılar. Hayrola? Zinhar gitmeyin. Hezarpare Ahmet Paşa'nın size suikasti vardır. Siz içeri girer girmez hepinizi kılıçtan geçirecekler. Sakın gitmeyin. Ne dersin sen Siyavuş'a? Sultan İbrahim bizi katletmek mi ister? Aklına cinci denilen zevat girdi. Bilirsin Sultan İbrahim'in aklı esereklidir. Kim ne derse onu yapar. Lakin o da suçludur. Cezasını çekmelidir. Sağ olasın Siyavuş Ağa. Sayende suikastten kurtulduk. Ağalar ile toplanıp bu vaziyeti meşveret edeceğiz. Akabinde bir karar vereceğiz. Sen gidebilirsin. Görünen köy kılavuz istemez. Ahvali alem gözünüzün önünde. Yüreğinde imanı olanın gözünden yaş değil kan akar. Bunca yıldır dinimiz, devletimiz ve padişahımız yolunda hizmet ettik. Tüysüz oğlan idik. Ocağımıza nefer olduk. Türlü cefalar çektik. Nevcivanlık sefası sürmedik. Gazalara yaya gittik, yaya geldik. Semender olduk. Cenk ateşlerine daldık, çıktık. Taş, toprak üstünde yattık ve dahi kalktık. Bizden samur kürk istediler. Yenir mi, yenmez mi? Canlı mı, cansız mı? Amber nedir, bilmeyiz. Şu kadar kese akçe istediler. Biz akçeyi borçla tedarik eder, harcarız. Şimdi de canlarımıza kastettiler. Bre ey Yeniçeri kullarım! Bizden samur ve amber akçe istemek ocağımıza hakarettir. Cümle fesatları padişahımıza öğreten Vezir Ahmet Paşa'dır. Onun vücudunu ortadan kaldırıp doğru bir adamı vezir yapalım.
Hünkârım Yeniçeri her şeyi öğrenmiş. Hezar Pere Ahmet Paşa'nın sarayına gitmemişler. Hünkârım resmen iktidar başlattılar. Ahmet Paşa'nın kellesini isterler. Ne? Ne? İhtilal mi? Hünkârım vaziyet hiç iyi değil. Sıra bana geldi. Validem şimdi de benim canımı alacak. Beni tahttan indirecek. Ve katledecek. Her şeyin sonuna geldim. Allah'ım. Allah'ım sen koru beni validemin gazabından.